Selam, kanalıma hoş geldiniz. Bir pazar kahvaltısında hazırlamak isteyeceğiniz hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tarifle geldim bugün. Evet, tuzlu bir pankek yapıyorum, yumuşmuş oluyor. Nasılını yapıyorum? O zaman hiç vakit kaybetmeyelim, hemen videoma gidelim. Güne güzel bir kahvaltılıkla başlamak istiyorsanız eğer bu tarif tam size göre. Hemen başlayalım o zaman. 2 adet orta boy yumurtam vardı. Üzerine birazcık tuz ekleyerek şöyle bir çırpalım. Bir su bardağı. Su bardağı ölçülerim 200 ml. Soğuk sütüm var. Sütümü ekliyorum. Yine güzel bir şekilde karıştırıyorum. 5 dakikada hazırlayabileceğiniz acayip pratik ama inanılmaz da lezzetli, çok güzel bir kahvaltılık tarifi bu. Yarım çay bardağı şeklinde sıvı yağım var. Sıvı yağımı da ekliyorum. İyice bütün malzemeleri karıştırıyorum. Şöyle bir miktar arzuya göre isterseniz. Benim 20 gram kadar kaşar peynirim vardı. Onu rendelemiştim. Kaşar peynirimi ekliyorum. Ve birazcık yeşillikler ekleyeceğim. Bir miktar maydanoz ekliyorum. Ve dereotu ekliyorum. Dereotunu buna çok yakıştırıyorum. Kısmını bırakıyorum. Süs için kullanacağım üzerine. Ve şöyle güzelce tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Gelelim sıra unumuza. Şöyle kaşık kaşık yanıma alıp kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Öncelikle 2 kaşık koyacağım. Çünkü böyle çok katı bir kıvam olmayacak. Hafif akışkan. Aslına bakarsanız bir şekilde otlu tuzlu bir pankek yapmaya çalışıyorum. Ama gerçekten tadı gözleme gibi oluyor. Kesinlikle size tavsiye ederim. Evet, üçüncü kaşığımı da koydum. Ve yarım paket kadar kabartma tozum var. Kabartma tozumu da ekliyorum. Üçüncü kaşıkla. Ve hep beraber güzelce karıştırıyorum, hiç topak kalmayana kadar. Bu aşamada tavanızın altını açabilirsiniz. Güzelce tavayı ısıtın çünkü ısınmış tavada yapacağız. Son olarak kalan bir yemek kaşığımı da koydum. Yani toplamda 4 yemek kaşığı koydum. Tam olarak kıvamım bu şekilde, böyle akışkan bir kıvam oluyor. Ve şimdi onu tavada pişireceğim. Evet, tavamın altını yaklaşık 2-3 dakika önceden açmıştım. Şöyle birazcık sıvı yağla yağlayacağım. Çok az bir şekilde, fazla yağda pişirmeyeceğim. Çünkü zaten pankekimin içerisinde de yağ var. Evet, şöyle az biraz her yerini yağlıyorum ki bir tuzlu pankeklerim yapışmasınlar. Ve şöyle bir hamur dağıtıcı yardımıyla pankeklerimi paylaştıracağım. Şöyle bir 30 saniye kadar bekledikten sonra tersine çevireceğim. Fıdık fıdık olan pankeklerimi pişirdim tamamını ve sunuma hazırladım. Hemen de böyle bir teste başlayacağım. Şöyle bir tanesi en soğumuş olanı alacağım ve göstereceğim size şöyle önünü, arkasını, gerçekten iç yapısını, çok güzel bir börek olduğu, arasına istediğiniz şekilde peynirini
koyup, dürüm yapıp yiyebilirsiniz. Gerçekten kahvaltı için çok güzel ve çok pratik bir alternatif. Bugünkü tarifim bu şekilde kolay ve pratik ve çok lezzetli bir tarifti. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.